gündem teknolojiden merhabalar. Pandemiyle beraber teknoloji ve dijitalleşme daha çok gündelik hayatımızda daha fazla yer almaya başladı ve bu süreçte özellikle hibrit çalışma, hibrit eğitim modelleri, kurumsal alanda teknolojiye ve dijital dönüşüm iş uygulamalarında neler yeni modeller var? Tüm bunları konuşacağız. Kiminle? Bugün Microsoft Türkiye kurumsal satışlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner bizlerle beraber. Elif Hanım, hoş geldiniz diyorum. Merhabalar Hande Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Evet Elif Hanım, pandemiyle beraber ki bu son dönemde yeniden artık hibrit eğitim ve hibrit çalışma modellerine dönüşün yeniden başladığı bu süreçte hem kurumsal hem de bireysel tarafta teknolojideki ürün ve servis hizmetlere daha çok talep attı. Dolayısıyla yeni uygulamalar da ön plana çıkıyor. Özellikle Microsoft olarak iş verimliliğinin arttırdığı ve plan becerisini artırma amacıyla yeni son dönemde uyguladığınız ne gibi çözümler var? Son döneme baktığınızda neler daha çok trend haline geldi? Şöyle Hande Hanım, geçtiğimiz 2 yıl sizin de ifade ettiğiniz gibi dijitalleşme süreçlerinde inanılmaz bir hız kazandırdı. Günlük hayatımızda ve iş hayatımızda mekan bağımsız çalışmayı deneyimledik ve normalleştirdik. Bununla paralel gelişen iş uygulamaları trendlerinin de ve projelerinin de hayata geçtiğini görüyoruz. Biz Microsoft olarak baktığımızda iş uygulamaları alanındaki trendleri 4 ana başlıkta topluyoruz. Birinci başlığımız hibrit çalışma modelinde çalışanlarımızı yetkilendirmek. İkinci başlığımız müşterilerimizle bağ kurmak. Üçüncü başlığımız kurum içi operasyonlarımızı optimize edebilmek. Ve dördüncü başlığımız da ürün ve servislerimizi inovatif teknolojilerle sürekli geliştirebilmek. Müsaade ederseniz ben süremiz yettiği ölçüde her başlıkta yol arkadaşlığı yaptığımız kurumlarla geliştirdiğimiz projelerden örnekler vererek bu başlıkları detaylandırmak isterim. Hibrit çalışma modelinde çalışanları yetkilendirmek dediğimizde bu başlık aslında pandemi döneminde bizim en çok proje yaptığımız başlıklarımızdan bir tanesi. Pandemide ilk gündeme gelen konu iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uygulamaların çok hızlıca hayata geçirilmesi oldu. Biz her ne kadar mekandan bağımsız çalışmadan bahsetsek de bunun kaçınılmaz olduğu, saha faaliyetlerinin devam etmesinin gerekli olduğu üretim sektörü gibi sektörlerimiz var. Bu sektörlerde bu başlıkta inovatif projeler hayata geçirdik. Bir tanesi değerli yol arkadaşlarımızdan, birlikte çalıştığımız kurumlarımızdan Arçelik'le birlikte hayata geçirdiğimiz projemiz, sizlerle paylaşmak istediğim. Bulaşma riskinin kontrol altında tutulması, üretim faaliyetleri yapılan alanların güvenli ve sağlıklı tutulması Arçelik için pandemi dönemiyle birlikte en önemli önceliklerden biri olarak gündeme geldi ve bir acil çözüm hayata geçirilmesi gereken bir başlık olarak tüm yönetim seviyesinde ele alındı. Microsoft Türkiye ve Arçelik ekipleriyle bir araya gelerek çok kısa bir sürede Power Apps dediğimiz Microsoft'un kodsuz uygulama geliştirme platformundan faydalanarak fabrika ortamında çalışanların cep telefonlarına hızlıca indirilebilecek bir uygulamayı hayata geçirdik. Bir filyasyon uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamayla Arçelik'te üretim tesislerindeki kişiler Power Apps'in kamera üzerinden barkod okuyabilme özelliği sayesinde daha da girdikleri yerlerde yer değiştirdikçe barkod okutarak bulundukları yerleri işaretleyebilme imkanını elde ettiler. Kişilere de çalışma saatleri boyunca belirli aralıklarla atlamamaları için de barkodları bulundukları bölgelerde okutmaları için hatırlatmalar yapıldı. Bu sistem ne sağladı? Herhangi bir temas durumunun tespit edilmesi gerektiği durumlarda burada saklanan tarihçe ile kişinin sicil numarasından hemen temas kaydına erişilip gerekli önlemler hayata geçirilebildi. Birkaç günde hayata geçirilen bir projeden bahsediyoruz burada. Daha da güzeli Arçelik'in Türkiye tesislerinde hayata geçirildikten sonra aynı hızda Romence, Rusça, İngilizce gibi çoklu lisan desteğiyle hızlıca yurt dışı faaliyetlerini yürüttüğü lokasyonlarda da hayata geçirildi. Burada altını çizmek istediğimiz teknoloji trendi
çok az kod yazarak veya kodsuz uygulama geliştirerek hızlıca iş ihtiyaçlarını hayata geçirebilme. Bu trendin önümüzdeki dönemde de artan yazılım geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için gündemimizde yoğun olarak yer alacağını öngörüyoruz Microsoft Türkiye olarak ve Microsoft olarak. Bir tane daha benzer örnek paylaşacağım. Enerjisa üretim. Enerjisa üretimde bu tür teknolojilerin kurum içerisinde kullanılmasını son derece yüreklendiren bir dijital dönüşüm stratejisi izliyor. Bu sayede vardiya mühendisleri gerekli gördükleri yerlerde kendi teknoloji meraklarıyla günlük ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaları kendileri geliştirebiliyorlar. Burada bir de global istatistik paylaşmak istiyorum Hande Hanım sizinle. Önümüzdeki 4-5 yılda dünyada 500 milyon uygulamanın eklenmesini veya güncellenmesini bekliyoruz. İnanılmaz bir yazılımcı kapasitesi ihtiyacı olacak anlamına geliyor bu. Şu anki kapasitenin artış hızının 5 katı bir hızdan bahsediyoruz. Bunu karşılayabilmek için biraz önce bahsettiğim senaryolarda olduğu gibi iş birimleri çalışanlarının kodsuz geliştirme platformlarıyla teknoloji üretimine katkısını sıkça görüyor olacağız. İkinci bahsetmek istediğim senaryo müşterilerimizle bağ kurma. Müşterilerimizle bağ kurma en güzel örneği pandemi sektöründe çok hızla büyüdüğünü gördüğümüz, hepimizin günlük hayatlarında önemli yer kazanan e-ticaret sektörü. E-ticaret sektörü rekor seviyelere ulaştı kullanımda. Ve bu sektörde omnichannel veya çoklu kanal deneyimini desteklemek, geliştirmek en önemli önceliklerden biri haline geldi. Biz de Microsoft olarak bu konuda özellikle yeme içme sektörü ve perakende sektörü müşterilerimizi müşteri veri platformu çözümümüz Capsize ile destekliyoruz. Ne sağlıyor bu tür platformlar? Yapay zeka destekli algoritmalarla müşteri verilerimizi merkezi olarak analiz edip müşterilerimizle ilgili içgörüler üretip bu içgörüleri gerçek zamanlı olarak onlara rehberlik etmek için kullanma imkanı yaratıyor bize. Bu sayede markalarımız onlarla ilişki kuran tüketicilerle ilişki kurdukları yerde ve anda onlara özelleştirilmiş deneyimler ve etkileşimler sunabiliyorlar. Bu başlık önümüzdeki dönemde de yine Microsoft Türkiye olarak çokça faaliyet göstereceğimizi öngördüğümüz başlıklardan bir tanesi. Üçüncü başlığımız operasyonlarımızı optimize etmek demiştik. Burada değer zincirinin önemli halkalarından biri olan lojistik sektöründen bir örnek vermek istiyorum. Ülkemizin önemli markalarından Arkas Lojistik, dijitalleşme yolculuğunu Microsoft teknolojileriyle sürdürme prensibini benimsemiş kurumlarımızdan bir tanesi. Azure üzerinde yazdıkları sürdürülebilir ve sürekli erişilebilir teknolojiler sayesinde tüm filolarını gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorlar. Operasyonlarını gerçek zamanlı olarak takip edip aksiyonlar alabiliyorlar. Pandemi öncesinde hayata geçirmiş oldukları için de bu platformun avantajını kullanarak pandemi döneminde de temassız operasyonlar gibi yeni hizmetleri dönüştürerek faaliyete geçirip büyümelerine ve kesintisiz hizmetlerine devam etme şansı elde ettiler. Son başlığımızda ürün ve servislerimizi inovatif teknolojilerle sürekli geliştirmek demiştim. Bu başlıkta da inovasyonları hayata geçirirken doğaya ve yaşama saygılı sürdürülebilir teknolojiler ve modeller kullanmayı önemsiyoruz Hande Hanım. Burada da ülkemizin yine değerli markalarından Migros'la gerçekleştirdiğimiz bir projemizden bahsetmek istiyorum. 2000'in üzerinde mağazasıyla faaliyet veren Migros, Microsoft'un blockchain teknolojisiyle sebze ve meyve reyonlarında satışa sunulan ürünlerinin tarladan market rafına kadar uzanan yolculukları boyunca takip etmeyi başardı. Burada sürecinin tamamen şeffaf takip edilebilir hale gelmesinin yanı sıra ürünlerin tazelik durumlarının da kontrol edilebilmesinden, gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilmesinden bahsediyoruz ki önemli bir katma değer perakende sektörü için.
Burada da kalmadı Migros. Bu teknolojiyi hayata geçirdikten sonra yok satma durumunu minimuma indirmek ve otomatik sipariş entegrasyonları gibi yok satma durumunda otomatik sipariş entegrasyonu gibi senaryolarla da ürünü geliştirmeye ve farklılaştırmaya evet. devam ediyor. Evet Elif Hanım, dört başlık altında toparladınız. Ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle daha büyük ölçekli şirketlerle çalıştığınızı anladım bu örneklemelerde de. Evet. Türkiye geneline baktığımızda özellikle iş dünyasının %98'i küçük ve orta boy işletmelerden oluştuğunu düşünecek olursak, KOBİ'lerin bu dijital dönüşümdeki farkındalıkları nasıl? Diğer yanda bir şirketin dijital dönüşümü için harcayacağı bütçenin de maliyetini de merak ediyorum özellikle KOBİ'ler açısından. KOBİ'ler açısından da bu burada bahsettiğimiz örnekler dediğiniz gibi büyük kurumlar için yaptığımız projeler. KOBİ'ler için ise bunların yine bulut üzerinden sunulan uyarlama gerektirmeyen software as a service dediğimiz servis olarak sunulan yazılım versiyonları mevcut Hande Hanım. Bunlar elektrik, su gibi aylık kişi bazlı fiyatlandırma ile hayata geçirilebilen imkanlar ve günlük fiyatlamaya baktığınızda gayet elde edilebilir imkanlarla KOBİ'lerimizin de bu imkanlara erişebilmesini sağlıyoruz Microsoft olarak. Dolayısıyla imkan KOBİ'ler için de mevcut. Oraya giderkenki iş modelimiz Microsoft biliyorsunuz ekosistemiyle de hareket eden bir yapıya sahip. Yurt çapında yaygınlaşmış 3000'i aşkın bayi ve iş ortağımız var bizim. İş ortaklarımız bu bölgelerdeki kurumlara erişerek onların sektör ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu konularda onları bilgilendirme ve teknolojiyle buluşturma kanal görevini üstleniyorlar bizler için. Elif Hanım, diğer yanda özellikle iş uygulamalarını bu güncel operasyonlarını dijital dönüşüme entegre etmek isteyen şirketler için daha esnek, verimli çalışma iş modelleri de ve mobile kaymak isteyen şirketlere yönelik ne gibi tavsiyelerde, önerilerde bulunacaksınız? Buradaki yol haritası ne olmalı? Evet, burada yol haritasını belirlemek işin en önemli kısmı ve nereden başlayacağını seçmek de en zor kısmı Hande Hanım. Dijital dönüşüme katkı sağlamak için yola çıkarken strateji ve hedefleri bir gelecek vizyonu ile ortaya koymak önemli. Ve bu bir belli yıllar süresince bu haritaya bağlı hareket edebilmek progresif gelişim sağlamak için önemli. Bunu sağlayabilmek için yol haritalarının oluşturulabilmesi için her ölçekteki kurum için belli metodolojiler izliyoruz biz de ve belli kanallar vasıtasıyla bu hizmetleri sağlamaya çalışıyoruz. Birkaç tanesini örneklemek isterim burada. Üretim sektöründe her ölçekteki kurum için bu yol haritalarını belirlemek için ekosistem işbirliğiyle hareket etmeyi tercih ediyoruz. MES bünyesinde yer alan MEX ile işbirliğimiz var. İki kurumda, MEX ve Microsoft, her iki kurumda teknolojide geleceği gören, geniş kitlelere erişimi önemseyen ve göstererek ikna etmeyi hedefleyen iki kurum olarak yola çıktık bu konuda. Ve MEX bünyesinde, MEX'i ziyaret eden kurumlarımıza süreç olgunluklarını ölçmek, sektör karşılaştırmalarını yapmak ve sonrasında yol haritalarını paylaşmak üzere hazırlanmış ölçme ve değerlendirme altyapılarımız var. Bunlarla geniş kitlelere ulaşıp her ölçekteki kurumu bunlardan faydalandırmayı planlıyoruz. Yine Microsoft Türkiye bünyesinde, Microsoft Türkiye'nin binasında, Microsoft'un globalde, dünyadaki 44 merkezinde yer alan teknoloji merkezlerinden bir tanesi mevcut. Teknoloji merkezimizde de yine kurumlarımızı misafir edip göstererek teknolojinin nereye gidebileceğini, iş süreçlerinin teknolojiyle nasıl farklılaşabileceğini teknoloji turlarıyla göstermeyi hedefliyoruz. Ayrıca o turun sonunda kurumları misafir edip tasarım odaklı düşünme çalıştayları yapıyoruz birlikte. Bu çalıştayların sonunda da süre, maliyet ve etki analizlerini yaparak kurumlar için nereden başlayacaklarına karar verebilecekleri yol haritaları oluşturmaya çalışıyoruz birlikte. Sonuncu
kullandığımız metodolojide yine ekosistemimizde bu konuda uzmanlaşmış iş ortaklarımız mevcut. Digitopia bugün bu yayında ismini paylaşabileceğim iş ortaklarımızdan bir tanesi. Digitopia gibi kurumlarda her ölçekteki kurum için bu tür ölçme ve yol haritası oluşturma, strateji belirleme ve başlangıç noktasını belirleme hizmetlerini kurumlara sağlıyorlar. Evet, peki Elif Hanım, özellikle Microsoft Global'e baktığımızda artık yeni yıl özelinde önümüzdeki süreçte son dönemde en çok konuştuğumuz teknolojiler bulut bilişim teknolojileri, nesnelerin interneti, yapay zeka ve metaverse hayatımıza girdi. Dolayısıyla Microsoft önümüzdeki yakın süreçte hangi konular ve teknolojiler üzerine odaklanıp yeni ürün ve servisler sunmayı planlıyor? Hande Hanım, siz zaten güzelce özetlediniz aslında. Microsoft biliyorsunuz hem bireylere, hem kurumlara, hem topluluklara hizmet veren, hepsini teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen, teknolojide fırsat eşitliğini getirmeyi hedefleyen geniş bir portföyde çözümler sunuyor. Ben o yüzden bu sorunuzu iki bakış açısıyla yanıtlamak istiyorum. Birinci bakış açısı 2022'de Microsoft olarak odaklanacağımız teknolojiler, birçoğunu siz sıraladınız zaten. Bulut bilişimi ekseninde çok daha hızlı, çok daha agresif yatırımlar ve çözümler gündeme gelecek. Bulut bilişimin yaygınlaşması ile beraber onun etrafında filizlenen teknolojiler mevcut. Bunlar yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G, Metaverse, siz de bahsettiniz, quantum computing gibi ileri teknolojilerde inovatif senaryolarla hayatımızda nasıl yer alacak? Bunlara odaklanıyor olacağız 2022'de Microsoft olarak ve Microsoft Türkiye olarak. Konular olarak baktığımızda bu bir saydıklarımız teknoloji bakış açısı. Bir de konular olarak özetlemeyi faydalı buluyorum ben. Konular olarak baktığımızda da odaklanacağımız konuları bir arada konuştuk zaten. Geleceğin çalışma ortamını tanımlamak olarak görüyoruz. Burada altında birçok başlık giriyor. Geleceğin çalışan profilini tanımlamak. Hibrit ve güvenli dijital iş yeri nasıl olur? Bunun altındaki her türlü başlık. Mavi yaka dediğimiz üretim sektörü çalışanlarımızın da teknolojiye eşit miktarda ve daha fazla erişimini sağlamak öncelikli konular. Siber güvenlik çok öncelikli konulardan. Sürdürülebilirlik çok çok öncelikli konulardan. Ve bütün bunların hızlıca hayata geçmesini sağlayabilmek için bireylerin ve kurumların dijital yetkinliklerinin artırılabilmesi çok önemli konulardan. Ancak kurumların ve bireylerin dijital yetkinliklerini artırdığımız ölçüde dijital dönüşümde hızlanabileceğiz. Ülke olarak da, kişi olarak da, kurumlar olarak da. Nihayetinde de üretim ve perakende gibi sektörlerde sektöre özel senaryolarla dijital dönüşümün hızlandırılması odak konularımızdan olacak. Özetlemek gerekirse teknolojiyi herkes için erişilebilir bir araç haline getirmek ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla çalışıyoruz Hande Hanım. Bu doğrultuda da Türkiye'nin küresel teknoloji sahnesindeki konumunu güçlendirmek için ekosistemimizle birlikte hareket ediyoruz. Son dakikamız içinde çok kısaca şunu yanıtını almak istiyorum. Özellikle önceliklendirdiğiniz sektörler var mı Elif Hanım? Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz sektörler hepsi öncelikli ama böyle dijital dönüşümü çok hızlandırdığımız ve hızlandığını gördüğümüz, kendimizi de o hızlandırma yolculuğunda önemli oyuncu gördüğümüz sektörleri, öncelikli sektörleri üretim sektörü ve perakende sektörü olarak sıralayabilirim Hande Hanım. Ama her zaman yine dijital dönüşüm yolculuklarında lokomotif sektörleri olan finans sektörü, telekom sektörü de yine önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı. Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgünleri uğurlayarak bir gündem teknolojiyi daha bu haftalık burada noktalarken, gelecek hafta farklı konuk ve konularla sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.